Asgari ücret, emekli ve memur zammının ardından market zincirlerinde fahiş fiyat artışı bekleniyordu. Ancak marketler fiyatlarını sabit tuttular. Biz de Aydın'ın yerel market zincirine fiyatları sorduk. Evin olmaz olmazı tüketim ürünleri, işte tuvalet kağıdı, ondan sonra havlu kağıdı, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı. Biz bu konu çok hassasız. Yani çayı nasıl özen gösteriyorsak, toz şeker nasıl özen gösteriyorsak, pirinci, unu nasıl özen gösteriyorsak, bu hızlı tüketim ürünlerinde çok özen gösteriyoruz. Yani bugün ulusallarda 150 liranın üzerine satılan tuvalet kağıdı bizde 119.90. Bugün ulusallarda 160 lira, 150 lira satılan kağıt havlu bizde 80, 79.90. Ayın her haftası cuma ile cuma arasında 10-15 üründe hem temizlik hem gıda ürünlerine indirim yapıyoruz. Biz de bu hafta örneğin orkide 4 litre ayçiçek yağı 129.90. Orkide markalı. Mevsim turşu 55 lira. Yani biz halkın tüketebileceği ürünlerde indirim yapıyoruz. Yani absürt ürünlerde değil. İşte süt bugün çiftçiden alıyorsun. Litresi 16 lira. Çetinlerde 15 lira bir litre süt. Toz şeker keza aynı şekilde. Makarna, Ankara makarna bizde 9.90. Pirinç. Pirinç seçiciyiz bu konuda. Pirinç Gönen bölgesinden, Balıkesir Gönen bölgesinden alıyoruz. Yerli pirinç, Gönen Baldo. İthal pirinç satmıyoruz mağazalarımızda. Tüketebileceğimiz malı satıyoruz. Yani tükettiğimiz ürünü satıyoruz. Deterjanlarda işte 4 litre bulaşık deterjanı 50 lira. Enflasyonu hep beraber düşüreceğiz diyen Hakan Çetin şöyle devam etti. Geçsin dolaşsın halk. Nerede ucuz oradan alsın. Yani bizden de almasın. Gitsin bakkaldan alsın, pazardan alsın. Diğer yerel marketlerden alışveriş yapsın. Ulusallardan da alışveriş yapsın. Ama biz hep beraber enflasyonu düşüreceğiz. Yüksek fiyatlı mal aldığımız zaman enflasyon yüksek çıkıyor. Senin ev kiran da yükseliyor. Senin elektrik giderin de yükseliyor. Biz enflasyonu hep beraber düşüreceğiz. Zincir marketlerin fiyat sabitleme kararını şu sözlerle değerlendirdi. Fiyatın sabitlenmesi doğal, güzel bir şey. Fakat ben bir aylık sabitlemeyi çok kısa buluyorum. Bu süre uzatılabilir diye düşünüyorum. Halkın alım gücü düştü. Daha asgari ücret zammını almadan zamlar peş peşe geldi. Bize dönecek olursak eğer, bizde fiyatlar hep sabit. Biz onların yaptığı tam tersini yapıyoruz. Her hafta 10-15 temel gıda ürününde %20-%30 karımızdan vazgeçerek indirim yapıyoruz. Cuma'dan başlayıp diğer cumaya kadar. Her cuma bizde 15-20 temel üründe indirim var. Piyasanın durumu malum. Ekonomik kriz var. Alım gücü düşük. Fakat bizim de gider maliyetlerimiz çok yükseldi. Elektrik girdisi, eleman girdisi, kiralar. Örneğin konut kiralarında hükümetimiz %25'e sabitledi. İş yerleri olarak biz de bunu bekliyoruz. EFETÜF'e ortalamasına baktığımız zaman, TEFETÜF'e ortalamasına baktığımız zaman bizim Ocak ayı kira artışımız %65-%70. Malum kira artışları yüksek olduğu zaman ürünün üzerine şarjlamak durumunda marketçilerde. Marketçiler ne yapabilir ki? En son ne zaman fiyat güncellemesi yaptınız? Bizde absürt fiyatlar yükselmediği sürece fiyat değiştirmiyoruz. Elimizde stoğumuz varsa stoğu bitirinceye kadar fiyat güncellemesi yapmıyoruz. Firma bize bildirir fiyatların yükseleceği tarihe. O tarihten önce biz alımımızı yaparız. Tabii bizim Aydın merkezde 14 tane, ilçelerde 3 tane, 17 tane aktif olan mağazamız var şu anda. Kendimize göre mal alıyoruz. Yani satabildiğimiz kadar alıyoruz. Biz fiyat, ürünün fiyatını koyduğumuz zaman absürt bir elimizde mal biter, yeni bir fiyatlı mal alırız. Ancak o şekilde istiyoruz. Biz en son temel gıda ürünlerinde 12. ayın ilk başlarında zam yaptık. Onun üzerine biz her cumada indirim yapıyoruz. Yani şunu düşünürsek şimdi 12. ayın 5'inde ben etiket değişim yapmışım. Gelen ürünlere, zam gelen ürünlere bir takım ürünler var. 3 aydır, 5 aydır, 2 aydır fiyat güncellemediğimiz ürünlerimiz var. Yani fiyat sabitlemesi biraz bana şey geliyor. Aldatmaca gibi geliyor. Yani burada dürüst olmak gerekirse fiyat üzerinden indirim yapılırsa daha makul olur diye düşünüyorum. Enflasyon biliyorsunuz fiyatların yüksekliğiyle alakalı rakam çıkıyor. Nedir? Tüketici fiyatları, üretici fiyatları. Üretici zam yaptı. Tüketici
Biz makul karlarla mal satarsak zaten enflasyon yükselmemiş olacak. Biraz da enflasyon yükselmesin bu sebep. Yani biz aldığımız bir ürünü işte hızlı tüketim ürünlerinde %10'la mal satsak ne kaybederiz ki? %10'la satalım. Çok satalım. Bize de destek olsunlar elektriğimizde, kiralarımızda, sabitlesinler kiralarımızı. Biz ucuz mal satalım. Herkes faydalansın. Enflasyon oranlar düşsün. Enflasyon oranı düşmesi vatandaşı ne kadar fayda sağlıyorsa tüketiciyi de üreticiyi de fayda sağlıyor. Bizim gibi aracılara da fayda sağlıyor. Şimdi biz Çetinden Market olarak marketçilikten ziyade toptancılık kanalımız da var. 3 tane plasiyerimiz var. Çevre il, köyler, ilçelere, çevre köylere hatta yatağına kadar gidiyoruz. Kuşadası'na kadar gidiyoruz. Bakkal, büfe, orta marketlere hizmet veriyoruz. Onlar da çetinler fiyatında mal sattırmak için çaba sarf ediyoruz. Yani toptan kanalında da enflasyonla alakalı savaşıyoruz. Yani arkadaşlara %5 ile çetinlerden mal vererek bizim fiyatımız mal satmalarını sağlıyoruz. Stokçulukla alakalı eğer ürünü zam geleceğini duyduysa, böyle bir şey yapıyorsa da bence ayıp. Biz ay başında aylık sattığımız ürünün raporlarını çekeriz. Biz ayda ne kadar X üründen satıyoruz? 100 koli. 100 koli malımızı stoğumuzu çekeriz. Onun fiyatını değiştirmeyiz. Tüketici, nihai tüketici var. Aynı zamanda ev dışı tüketimciler var. Yani örneğin lokanta, kafeterya, yurt gibi toplu tüketim alışverişi yapan müşterilerimiz de var bizim. Onlar için de bu haftadan başlamak üzere her hafta temel ürünlerde indirim yapacağız. Amacımız burada enflasyonu hep beraber düşürmek. Örneğin bizim bu hafta 25 kilo pirinci 500 lira satacağız. 25 kilo pirinç 500 lira. Pilavlı pirinç 500 lira. 5 kilo salça 175 lira. İşte 18 litre ayçiçek yağı 585 lira. Bir çuval toz şeker 1050 lira. Bir koli meyve suyu 98 lira. Bir koli bardak su 38 lira. Buradaki amacımız işletmelere fayda sağlamak. Aynı zamanda sadece işletmeler değil, kalabalık nüfuslu olan aileler gıda çarşı şubemizden gelip bu ürünlerden satın alabilir.